güvenlik personel. Günaydın Kadir abi. Kaynanan seviyormuş, buyur. Tabii sever. Beni sevmeyen ölsün çaça. Ben sevilmeyecek adam mıyım? Ne kadar lezzetliymiş bu domatesler. %100 doğaldır patron. Hormon yok. Evet. Arka bahçeden kendimiz için topluyoruz. Domates, biber, patlıcan ne ararsan var patron. Peki bu hormonsuz ve doğal gıdalardan neden müşteriye ikram etmiyoruz çaça? O kadar çok yok patron. Sadece bize kadar. Bundan sonra siz yemeyeceksiniz. Müşteriye ikram edeceğiz. Müşteriye mi ikram edeceğiz? Nasıl yani? Parası mukabilinde tabii ki. Nasıl ki bundan önce hormonlu sebzelerle yaptığımız salatayı 5 TL'ye satıyorsak, bundan sonra hormonsuz sebzelerle yaptığımız salatayı 10 TL'ye satacağız. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bütün bunlarla Kadir uyandı. Ne yani şimdi anne? Sen buraya kadar gelmişken hiç denize girmeyecek misin? Sen babanı bilmez misin kızım? Eski kafalı bir adam o. İzin vermiyor. Bizim Sinan çok modern görüşlüdür vallahi. Bana hiç karışmaz o. Sen de babamdan gizli girersin denize. Nereden bilecek ki? Zaten Kudret izin verse de ben bu kiloyla denize giremem ki Hülya. Aa anne, ne varmış ki kilonda? Aa, ne varmış olur mu Hülyacığım? Ben olsam ben de girmem o kiloyla. Ki Sinan bana hiç karışmadığı halde. Her işte bir dalavere buluyorsun Kadir abi. Dalavere mi? Dalavere mi? Ne münasebet? Asla. Manavda bile hormonsuz organik zerzevat daha pahalıya satılıyor zerzevat. Bu sayfiyenin bir enayisi biz miyiz? Bence o kadar pahalıya kimse domates yemez. Yerse çaça, yerse. Gel üzme, gel önüne. Bunlar müşterilerin. Ama sen ne yiyorsun patron? Tamam, ben kalite kontrolü yapıyorum. Acaba bu ürünler müşteriye sunulabilir mi, sunulamaz mı diye test ediyorum. Evet, sunulabilir. Süt, mısır, siirt. Aferin lan Muzo. Muzo bugün işler kesatme. Bir tane bile satamadık mısırı. Kadir'im ortalıkta görünmüyor, teyyar emmi. İçeriye girip satsak. Aferin lan Muzo. Bak şuraya yazıyorum. Senden iyi mısırcı olur ha. Ben çaktırmadan bir taarruza geçeyim. Sen sakın arabanın başından ayrılma ha, tamam mı? Ha koçum, tamam. At bir tane daha. Gelmeden hemen. Anneciğim, madem kilondan bu kadar şikayetçisin, rejime başla. Aslında ne zamandan beri kafama koydum, yapacağım ama... Ha, o zaman şimdi başla. Şu dakikadan itibaren rejime başla, tamam mı? Kim? Bahriye Hanım mı rejim yapacakmış? O gırtlağını tutamaz ki ayol. Görürsünüz Müjgan Hanım. Şu andan itibaren yemeği içmeyi kesiyorum. Bravo anne. Ben sana güveniyorum. Başarabilirsin. Süt, mısır. Oo, civarın en güzel bayanları. Süt, mısır. Vereyim mi yenge? Rejime 1-2 dakika sonra başlasan bir zararı olmaz değil mi Hülya? Olmaz anne, rejimdesin. Zayıflaman lazım. Ayol, ben söyledim ya, Bahriye Hanım asla gırtlağını tutamaz diye. İmkanı yok, zayıflayamaz. Yengeciğim, zayıflayacak da ne olacak ya? Başı göğe mi erecek? Yengeciğim, ben mi tuzlayayım yoksa kendin mi tuzlamak istersin? Siz tuzlayın. Anne lütfen. Ben tuzlayayım canım, bir mısırdan anne, ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmaz. Vallahi oğlum, rejim yemeye yengeciğim. Tabii. Hay maşallah, hay maşallah be. Eyvallah. Kimin? Para, para, para. İnanmıyorum, inanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Rafi, Çaça neredesiniz? Düşman kuvvetleri tersanelerimize girmiş. Siz hala gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindesiniz. Neredesiniz? Süt, mısır. Kadir, mısır yer misin? Sana o mısırı koçan ile yedirtiririm Tayyar Efendi. Derhal topraklarımı terk edin. Emperyalist mısırcı ve onun oligarşik işbirlikçisi Deli Muzo. Size sınırlarımı asla ihlal ettirmem. Defolun.
Ne diyor ya? Yunan toprağı mı burası? Ne sınırı ya? Pes işte. Öyle eksik eksik konuşuyor. Muzu! Çıkın! Derhal dışarı çıkın! Bu otelin içinde mısır musur satamazsınız. Bal gibi satarım. Sattık bile bak. İsteyen olursa gene satarım. Satacağız tabii. Daha bir sürü mısırımız var Galilim. Yahu! İlla denize döktürtmeyin kendinizi. Defolun diyorum size. Efendiliğini bozma Kadir. Ağız delikanlı ol lan Kadir'im. Sabah sabah mısırcı dövdürtmeyin bana. Hadi hadi yallah dışarıya. Musa tut bakayım şunu canım bir. Ne diyor lan? Uğraşmasın şu adamla ya. Bırak satarsın satsın mısırını. Nasıl satsın baba ya? Otelin önünde sattı yetmiyormuş gibi şimdi bir de otelin içine girdi. Müşteriler mısırı yiyince şişiyorlar, hiçbir şey yiyemiyorlar. Yemezlerse yemesinler. Ya sen bizim başımızı belaya mı sokacaksın? Ama babacığım o adam burada mısır sattığı sürece biz zarardayız demektir. Bu kadar büyütme Kadir. Bir süre takılır sonra gider. Hiçbir yere gitmiyorum Muzo. Babasının malı mı lan burası? %49 oranında evet. Nasıl yani? Kadir'in babası gibi otelin %49'una sahip. %51'ine de Sinan abi. Aman Muzo işte ben de onu diyorum. Ben mısırı Kadir'in babasına ait olan %49'a satmıyorum ki. Sinan Bey'e ait olan %51'e satıyorum. Kadir'le karışıyorum. He? Eksik işte ya. Gitsin mısırı dışarıda satsın Sinan abi. Bir daha bu otelden içeri giremez. Ya giremez diyorsun. Her defasında giriyor işte. Bir daha giremeyecek baba. Bir daha girsin ben sorarım ona. Oh, oh. Ya her seferinde adam seni çok fena yapıyor. Şu gözünün haline baksana. Neyse Kudret abi, kalk gidelim. Gerekirse şu mısırcıyla da konuşuruz. Konuşmakla olmaz Sinan abi. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Hiç kimse karışamaz Muzo. Burada mısırımı istediğim yerde satarım. Satacaksın tabii teyyarem mi? Hiç kimse karışamaz sana vallahi. Aynen öyle. İşte satıyorum. Süt mısır. Süt. Bunla mısır. Süt mısır. Mısır. Süt bunla. Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin bakalım. Nasıl gidiyor? Vallahi patron yağmur yağmazsa işimiz kötü. Domateslere kurudu vallahi. Ne yağmuru? Yağmur duasına çıkacak değiliz herhalde. Bir avuç toprak. Siz sulayın gitsin. Sulu tarıma geçin yav. Vallahi ne kadar teşekkür etsek azdır Kadir abi. Bir tek çiftçiliği bilmiyorduk. Sayende onu da öğrendik. Sulluk istemez çocuğa, sulluk istemez. Sulu tarıma geçin derken sulluk yapın demek istemedim herhalde. Tamam, tamam. Uzatmayın, çalışın, çalışın. Eğer bu sene mahsul iyi olursa seneye bu organik tarım ayağına malı götürürüz. Seneye ne dese bırakalım patron. Oldum ben çalışmaktan. Sus, karabiber habbesi. Çalış bakayım. Çeçer, sen de çalış. Toplayın domatesleri. Hadi bakayım. Tarkan diyeti bu Kudret. Lahana çorbası işte. Ya bu ne Periz? Bu ne lahana çorbası? İnsan her öğünde böyle bir kova çorba içerse nasıl zayıflar bilmiyorum ki. Ay, iyice kokmaya başladı bu. Birkaç gün dayanacağız Müjgan abla, ne yapalım? Bu kokuya dayanılır mı ya? Ben de daha fazla dayanamayacağım Sinan. Yürü hadi gidelim. Hadi gidelim hayatım. Ya. Huriye, bu koku ne ya? Annem lahana çorbası diyetine başladı Kadir. Birkaç gün dişimizi sıkacağız. Dişimizi mi sıkacağız? Olur mu öyle şey Huriye, saçmalama. Hadi biz dişimizi sıktık diyelim. Müşteri sıkmaz ki, kaçar gider. Kaçamayanlar da bu kokudan vefat eder. İyi akşamlar kızlar. İyi akşamlar. Teyzeniz nerede? Lavaboda. Öyle mi? Afiyet olsun. Sağ olun. İyi akşamlar efendim, hürmetler. Kamil Bey, buyurun efendim, hesabınız. Hayır,
Ha, bu ne biçim hesap Kadir Bey? Biz ne yedik ya Allah aşkına? Şuraya bak. Fiyatlar çok fahiş. Alt tarafa bir salata yedik babacığım. Hanımefendi güzel konuştunuz, iyi konuştunuz. Sanki Türk filmi karakteri gibi konuştunuz ama... ...bu salata bildiğiniz salatalardan değil efendim. Ne demek efendim bildiğimiz salata değil? Basmayağı bildiğimiz salata işte. Baksanıza domates, biber, hıyar. Ama o saydığınız zerzevatın her biri en sağlıklı koşullarda, dijital ortamda ve hormonsuz bir şekilde yetiştirildi Kamil Bey. Şimdi bu kadar emek verilerek hazırlanmış bir salata için sadece ve sadece 10 TL ödemişsiniz. Çok mu yani? Çok tabii. Efendim yediğiniz salatadaki bütün ürünler doğal ve hormonsuz ortamda yetiştirilmiştir. Kardeşim siz bana sordunuz mu salatanızı hangi domatesten yapalım diye? Ama efendim siz de söylemediniz şu domatesden yapın salatımı diye. Yani hesaba itiraz edeceğinizi bilseydik hormonlu domatesden yapardık. Bir Erman Toroğlu atasözü ne der bilir misiniz Kamil Bey? Hormonlu gıda yiyenin hormon dengesi bozulur. Kendisi şahsen bizzati maazallah yumoş olur. Nasıl? Allah korusun Kamil Bey. Bu yaştan sonra huyu değiştirirseniz ne olur? El alem ne der kızınız mızınız? Ne diyor babacığım bu? Tamam kardeşim tamam. Al para lan al. Ay hey Allah'ım ya. Nerede bir bela var gelir beni bulur mutlaka. Müşteriler dışarıda yemek yiyor Kadir. Herkes fiyatlardan şikayetçi. Ama Sinan abi bizim yemeklerimiz hormonsuz materyallerden yapılıyor. Doğal olarak bir tık daha pahalı olacaktır. Adamın asabını bozma Kadir. Müşteri kaçıyor diyoruz sana. Evet Kadir. Böyle giderse batarız. Hiç kimse bizde yemek yemiyor. Yemek yemiyorlar çünkü tayyarın mısırını yiyorlar Sinan abi. Tayyarın mısırını yiyen de şişiyor. Asıl mesele bu. Bıraksanız da bu adamı ben bir pataklasam... Öyle kaba kuvvetli olmaz Kadir. Sonra hepimizin başı belaya girer. İlk önce de seni çekerler emniyete. Sadece bu kadarla kalsa iyi. Bunun yargısı var, mahkemeye git geli var, avukata bir ton para ödemesi var, tutuklanması var, kefaleti var, mahkumiyeti var. Var Allah var. Mısır. Hadi. Anlamış mısın? Hadi. Süt. Mısır. Teyyar emmi. Canım. Benim azıcık işim var. Ayıp ediyorum kuzum. Bugün izinlisi tamam. Hiç sıkma canını, hayatını yaşa. Dur sana bir tane de mısır vereyim. Bugünkü yövmeyen ha. Haydi bakalım. Tuzumuzu da koyalım. Ücretliysin. Hadi canım. Yavrum benim. Hadi koş. Süt. Mısır. Hadi mayamış mısır, mayamış mısır. Süt. Mısır. Süt. Selam emekçi kardeşim Tayyar Bey. Selam. Mısır ister misin? Tayyar Bey. Ha. Size çok önemli bir şey soracağım. Ha. Bu muzo her gün elinde çiçeklerle nereye gidiyor böyle? Çok mu merak ediyorsun? Vallahi çok merak ediyorum. Peki mısır alacak mı? Ver bir tane. Eyvallah. Buyur. Tuzunu keyfine göre şöyle. Eyvallah. Al parayı. Buyur. Ver mısırı. Söyle bakalım nereye gidiyor böyle? Vallahi bilmem ki ya. O muzonun özel hayatı. Beni hiç ilgilendirmez biliyor musun? Süt! Mısır. Kabahat bizdesin ha. Bu adamı otelin başına getirmekle hata ettik. Zarar ettirecek bize, zarar. Biraz kendine çeki düzen ver Kadir. Müşteri kaybetmeye tahammülümüz yok. Hallederiz Sinan abi, sen hiç merak etme. Şu mısırcı tayyar sorunsalını çözersek hiçbir endişemiz kalmayacak. Hey Allah'ım. Niye inanmıyorsun bana baba? Herkes tayyarın mısırını yediği için yemek yemiyor.
işte lan millet. Oha entel bacanak. Sen ne mi tayyarın mısırını yiyorsun? Sen ne mi Brutus? Bu tayyarı paketlemenin mutlaka bir yolunu bulmalıyız. Düşünün biraz, çalıştırın saksıyı. Ne yapsak adam gitmiyor patron? Evet Kadir abi. Bence bu tayyarla yaşamasını öğrenmeliyiz. Öğrenmeye açık bir insan olarak asla öğrenemeyeceğim tek şey tayyarla yaşamaktır. Ne yapacağız peki patron? Tayyardan kurtulacağız. Bir Papua Yeni Gine atasözü ne der bilir misiniz? Yeni Gine mi? Eskisi de olabilir. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama söz aynen şöyle. Tayyarın mı var, derdin var. Bu iş bitmiştir arkadaşlar. Tayyardan kurtuluyoruz. İyi ama nasıl olacak bu patron? Mısır arabasını saklayacağız. Bakalım o zaman nasıl satacak mısırlarını? Ama Kadir abi, tayyar bir saniye bile arabanın başından ayrılmıyor ki. O iş kolay. Hallederiz. Bakın şimdi, aynen şöyle yapıyoruz. Ben... Süt! Mısır. Süt! Mısır. Süt! Mısır. Hayırlı işler tayyar efendi. Süt! Mısır. Tayyarım, oradan bir mısır versene, yiyelim. Canım çekti şöyle kütür kütür. Mısır mı? Evet, sütlü olsun. Ben bir kahvenin, bir de mısırın sütlüsünü severim de. Dalga geçme benimle Kadir. Dalga mı? Aşk olsun tayyarım. Ben gayet de ciddiyim. Ne yani, genel müdürler mısır yemez diye bir kural mı var? Ne yani? Sen şimdi benim burada mısır satmama kızmıyor musun? Ne kızması be tayyarım? Düşündüm de sen de ekmek parası peşindesin. Hepimiz kardeş değil miyiz şu fani dünyada? Doğru. Doğru. Hey yavrum be, mısıra bak be. Süt namussuzum, süt süt. Oo. Buyur. Kadir, biliyor musun? Ben ta başından beri senin delikanlı bir adam olduğunu anlamıştım zaten. Of, ben de çok sert davranmışım be. Evet, biraz öyle oldu ama önemi yok. Unutalım gitsin. Neydi bunun hediyesi? Mümkün değil, para almam. Benden. Olur mu öyle tayyarım? Söyle, bu da ekmek parası. Söyle kaç paraysa vereyim. Ölümü ye. Benden. Tam sırasıdır Rafi. Acele edelim. Hadi. Olmaz öyle tayyar. Boğazımdan geçmez. Al bakalım şuradan kaç paraysa. Hadi bakalım. Yok, mümkün değil almam. Vallahi olmaz. Olur mu tayyar bak. Lütfen, lütfen. Hadi ama bak, bak boğazımdan geçmez gerçekten. Geçsin. Kardeşim bak, ama beni mahcup ediyorsun. Bir gün tayyar. Gelir, bir gün gelir ben de sen de çay içerim, ben de onun parasını vermem. Ama tamam canım ya, olur mu öyle lütfen, şey? Lütfen, tayyar, lütfen. Ya beni gerçekten mahcup ettin tayyar. Alsaydın şunun parasını. Ya lütfen, lütfen. Ye şunu ya. Ya işte sen maliyetini al ya, o kurtarsın bari ha. Estağfurullah Kadir'im, estağfurullah. Gönül rahatlığıyla ye şunu. Ya bak emin misin? Hadi lütfen, lütfen. Peki artık bu kadar ısrardan sonra seni kıramayacağım güzel insan tayyar. Sağ. O zaman senin hatrına şu mısırı bir yiyeyim ben. Afiyet olsun. Sağ ol. Patron yok muydu tayyarım? Arabam, arabam gitti. Yandım, mahvoldum ben. Mahvoldum. Reyhan'da kıl çıkartır gibi kolay oldu be. Burada üstünü örttük mü tamamdır Rafi. Kimse bulamaz. O kadar örtme çoça. Araban için mısır dolu. Canımız çıkabilir. Ha tabii ya. Hem ziyan olmasın mısırlar. Baksana, cillop gibi. Of
operasyon başarıyla tamamlanmıştır patron. Güzel. Gördün işte Tayyip Efendi. Er mi yaman, Kadir Bey mi yaman? Sensin yaman patron, sana bulaşılır mı hiç? Teveccühün Rafi. Bana bakın. Arabayı sota bir yere sakladınız değil mi? Sonra başımıza iş almayalım. Merak etme patron, kimse bulamaz. Değil mi lan Rafi? Öyle güzel yeri sakladık ki, hadi çocuklar şimdi bulun desen biz bile zorlanırız. Güzel. Artık otel 51-49'un müşterileri mısır yemekten vazgeçip adam gibi karınlarını doyuracaklar. Mısır arabam nerede Kadir? Araba mı? Ne arabası? Ben araba mı araba görmedim. Siz gördünüz mü çocuklar? Yok. Anlamamakta ne kadar ısrarcısın Tayyar. Biz ne yapalım senin arabanı marabanı Tayyar? Bana bak, benim arkam dönükken arabamı çalanları gördün. İnkar etme. Bunlardı değil mi? Nereye sakladınız arabamı söyleyin. Çok ayıp Tayyar abi, çok ayıp. Biz senin arabanı niye saklayalım ki? Yani sana bir garezimiz mi var? Değil mi lan Rafi? Yok çocuğa, ne garezi? Aman canım, boş verin. Kendi kendine kuruntu yapıyor işte. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Ben arabamı istiyorum. Siz çaldınız biliyorum. Ya manyak mısın, nesin kardeşim? Ne arabası, ne çalması ya? Bana bak, efendiliğini bozma Kadir. Yoksa fena olur. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim ikile. Resepsiyonumun önünü kapatma. Hadi yürü. Hareket yapma. Hareketin Allah'ını görürsün ha. Ya sen deli misin? Ulan ben virüs girmiş, iki haftadır serviste, hala yapamadım. Ben söyledim, doğru söylüyordum. Bana en iyi tanıdık olabilir. İyi akşamlar Yakup Bey, Aytan Hanım, Batuhan kardeşim, afiyet olsun. Hürmetler efendim, otel 51-49 adına iyi akşamlar dilerim. Ne alırdınızdı? Ben bir salata yiyeceğim. Emredersiniz küçük hanım. Salatanız tamamen organik tarım ürünü. Yani hormonsuz domates, biber, hıyar gibi zerzevattan oluşacak değil mi efendim? Bu organik tarım hikayesi, siz gene şişirirsiniz hesabı. Ama varsa hormonlu olsun bizim salatamız. Biz o kadar zengin değiliz Kadir Bey. Salak hiç değiliz. Öyle değil mi babacığım? Gülme, ver şunu. Rafi, bu seni çok açtı ya. Acayip yakıştı sana. Dalga geçme Açaça be. Zaten Kadir abi bizi resmen memnun etti. Gözde seni var ya, bu halde görürse bitersin. Tamba tumba esmer bomba, taba tumba esmer bomba. Yani şimdi siz hormonlu gıda yemekte ısrar ediyorsunuz, öyle mi? Evet. Yani bu yaştan sonra huy değiştirmeyi kabul ediyorsunuz, öyle mi? Sen geç o hikayeleri, geç geç hadi. Pekala, siz bilirsiniz. Rafi, bir dakika bakar mısın? Efendim şekerim, ne istediniz? İşte karşınızda hormonlu gıdalar tükettiği için huy değiştiren bir arkadaşımız. Aslında bu madam bir adam. Ama artık daha doğrusu madam adam. Merhaba. Yıllarca hormonlu gıdalar tükettiği için hormon dengesi bozuldu. 90, 60, 90 ölçülerine sahip oldu. Siz bizi salak mı sandınız Kadir Bey? Ne var onun tişörtünün altında? Çekilebilirsin Rafi. Arkadaşlar hormonlu domates yemekte ısrarlı. Bye. Rafi? Gözde, şeftali yer miydin? Arkadaşım, ben öyle kolay kolay pes etmem. Arabamı siz çaldınız, biliyorum. Arabamı bulmadan şuradan şuraya gitmem. Gerekirse açlık grevi bile yaparım. Ya şöyle kenarda bir yerde yap açlık grevini Tayyar abi. Ayak altında dolaşma. Ver şunu.
sen daha hala burada mısın Tayyar Efendi? Ya sen ne laftan anlamaz mısın kardeşim? Arabanı görmedik diyoruz. Ne yapalım biz senin arabanı? Niye inanmıyorsun bize ya? Düğüne de arabana çalıp arka bahçe sakladık sancak. Arabamı siz çaldınız arkadaşım, biliyorum. Arabamı bulmadan şuradan şuraya gitmem. İyi, o zaman daha çok beklersin Tayyar Efendi. Siiiit! Bunla! Mısır! Siiiit! Mısır bunla! Anam! Anam! Ekmek tekten benim! Aslanım benim! Koçum, muzon benim. Muzo nerede buldu bunu ya? Arka bahçeye birileri mısır mı ekmiş ne? Mübarek çok verimli toprakmış. Sen mısır ekiyorsun, o arabasıyla veriyor. Siiiit! Bunla mısır. Yine yaptı yapacağını psikopat manyak. Patron, ben değil muzuyu. Pardon. Başımıza bela oldu bu manyak mısırcı Tayyar. Herifi bir türlü kovamıyoruz. Kapıdan kovsak, bacadan şenden. Ne yapsak, bir şekilde yırtıyor adam Kadir abi. En iyisi hiç uğraşma patron. Ben asla mücadeleden yılmam Rafi. Öyle bir planım var ki bu sefer mısırcı Tayyar'ı psikopat Muzo bile kurtaramayacak. Plan mı? Yaptığımız her türlü plana taarruzla karşılık veriyor Kadir abi. Taarruza karşılık veriyormuş. Eğer arabayı doğru düzgün bir yere saklasaydınız, şimdi bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Süt! Mısır! Gaynemiş mısır bunla! Süt! Harika! Olağanüstü! Batılılar filmimdeki bu otantik ögelere bayılacaklar. Kadırdan çıkma Muzo, yaklaş biraz Tayyar Bey'e. Şu anda ifrit oluyorum ha. Çekme lan arkadaş. Maymun mu oynatıyoruz ya burada? Bırak çeksin Muzo. Adam her dakika için bir mısır alıyor. Süt. Mısır. Tayyar'ın mısır kazanın içine müsür ilacı koyacağız. Sonra Tayyar'ın mısırını yiyen herkes cırcır olacak, mısır yemeye tövbe edecek. Biz de bu adamdan kurtulmuş olacağız. Nasıl fikir ama? Parlak. Parlak ama parlak olduğu kadar riskli bir fikir Kadir abi. Niye? Ne riski varmış? Oteli bütün tuvaletlere batabilir patron. Batarsa batsın. Bir yukarı Tanzanya atasözü ne der bilir misin? Yukarı Tanzanya mı? Aşağı Tanzanya da olabilir. Aşağı yukarı öyle bir şey. Şimdi hatırlamıyorum ama laf aynen şöyle. Tuvaletlerinin batmasından korkup risk almayan işletmeci her zaman kendi batmaya mahkumdur. Nerede bu insanlar Kadir? Ya ne yemek yiyen var, ne de bir şey içen. Şey babacığım, belki de odalarında uyuyorlardır. Tayyar'ın müsillaçlı mısırlarından yiyip cırcır olmuşlardır. Hepsi odalarındadır desem, benden bilirsiniz şimdi. Mısır yedikleri için müşteriler yemek yemiyor diyordun Kadir. Ama çay kahve içen de yok. Ortalıkta kimse yok ki çay kahve içsin. Gene bu bir haltlar karıştırıyor ama dur bakalım. Altından bir şey çıkacak bunun. Teessüf ederim babacığım. Ben ne zaman bir halt karıştırdım dedi. Siz hiç merak etmeyin babacığım. İçimde öyle bir his var ki yakında müşteriler akın akın gelecekler. Akın akın yemek yiyecekler. Şu ishalden bir kurtulsunlar. Hani şimdi nerede müşteriler peki? Hep boş laf bunlar, boş. Allah! Ne oluyor kardeşim? Sorma Kadir, çok fena cırcır olmuşum. Biz alışmışız sormalı gıdalara. Senin bahçe domatesleri yaramadı galiba. O domatesten değildir, Tayyar'ın mısırındandır. Vallahi bilemem. Tabii, yerseniz Tayyar'ın müsil ilaçlı mısırlarını böyle olursunuz işte. Müsil ilaçlı mı? Adam sattığı mısıra neden müsil ilacı koysun ki? Canım, o koymadıysa bile... Yoksa müsil ilacını sen mi koydun? Müsil ilacı mı? Müsil'i nereden çıkardın babacığım? Ben müsil ilacı falan mı dedim yani? Öyle bir şey söylemişler. Pes yani Kadir. Kaş yapayım derken göz çıkartmak buna denir. Ben de nerede bu müşteriler diyorum. Bu sefer temiz bir sopa atacağım. Sakın engel olmaya kalkma Sinan. Senin var ya sen. Ben onu bu
istiyorum. Ya günlerdir gözüme uyku girmiyor. Tamam Hulya ama ne yapayım? Bütün odalar dolu. Biraz daha dişini sıkamaz mıydın da? Hayır Kadir. Madem öyle ben Ayvalı annemlerin yanına gidiyorum. Zaten Ceren'i de çok özledim. Tamam Hulya. Hallederiz. İlk boşalan odaya biz geçeriz. Sonra da yeni odanın şerefine gıddık. Sırnaşma Kadir. Sırnaşırım Hulya. Gıddık. Gıddık Hulya. Nerede bir bela var gelir beni bulur zaten. Yani burada biraz daha kalacak olursam o kaçık kadın beni de delirtecek. Yapmayın Kamil Bey. Aysel Hanım'sa sorun biz hallederiz. Şunun şurasında geleli kaç gün oldu daha? Ama yeter evladım yeter. Bu kadar tatil fazla bile. Ama ne tatil tam bir eziyet. Birkaç gün daha kalsaydık babacığım. Bakın hem temiz hava sinirlerinize de iyi gelir. İyi mi gelir? Hadi ya burada ben bir dakika daha kalacak olsam çıldırırım kızım. Ben evime gideceğim Arzu, evime gideceğim. Çok haklısınız Kamil Bey, çok haklısınız. Ben de olsam bir dakika bile durmam ama mecburiyetten ne yapalım? Yani insanın evi gibisi yok. Tabii, yok. Siz odayı boşalttığınıza göre biz de rahat rahat yerleşelim o zaman. Ne diyorsun Hulya sen? Yok yok Kamil Bey, vallahi bırakmam. Lütfen dur Hulya. Gelin Kamil Bey. Siz şimdi yerleşin. Bu sefer tayyarı... Tayyarın silahıyla vuracağız. Anladınız mı dandik personel? Sence bu plan iş yarayacak mı? İş yarayacak herhalde. Bence bu sefer hakikaten daha iyice bir plan hazırladın Kadir abi. Birazdan mısırcı tayyar buradan tıpış tıpış gidecek. Şşş! Gevşeme. Herhalde gidecek. Evet. İkinci parti mısırlar da geldi. Çok güzel. Dandik personel. Alın hemen bunu müşterilere dağıtın. Ama unutmayın para mara almak yok. Bunlar müessesemizin müşterilere ikramıdır. Tamam bak. Hadi bakalım. Müşteri bedava mısırı görünce tayyarın mısırını niye yesin? Değil mi anne? Bedava olur mu oğlum? Zarar ederiz sonra. Anne tayyarı gönderene kadar bu mısırlar bedava. Zaten tayyar gittikten sonra isteseler parayla da mısır yok. Çünkü mısırı yiyorlar, yemeye yemiyorlar. Süt! Mısır! Süt! Bulla! Mısır! Süt! Mısır! Böyle hiç müşteri yok teyyar emmi. De bir kere bile satamadık ya. Vallahi haklısın ha. Bana bak. He. Gel şuradan birkaç tane hazırlayalım. Restorana taarruza geçelim. İyi dedin vallahi teyyar emmi. Şunu unutma. Eğer müşteri senin ayağına gelmiyorsa... ...sen müşterinin ayağına gideceksin. Allah yavrum benim. Efendim, otelimiz 5149'un siz değerli müşterilerine işte bir kıyağı daha. Bundan sonra mısıra para vermek yok. Mısırsa aha işte mısır. Hem de bedavaya. İstediğiniz kadar ısırın doya doya. Tuzu da yanında. Kadir Bey bize de 4 tane verir misiniz lütfen? Kadir Bey bize de 2 tane verebilir misiniz? Panik yok, panik yok değerli müşterilerimiz. Hepinize yetecek kadar sütlü taze mısırlarımız mevcuttur. Çaça hanımefendiye bakınız lütfen. Derhal Kadir Bey. Süt. Mısır. Ha. Süt. Mısır. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Körpe bunlar körpe. Süt. Mısır. Körpe bunlar körpe. Süt. Annem. Kadir'in mısırcılığa mı başlamış gari? Aman be. Sapıttı mı ayak? Eksik işte. Sayın müşteriler. Bırakın o kart mısırları. Burada süt mısırlar daha ucuza. Ne ucuz hemşerim? Bunlar bedava. Bedava mı? Ya işte böyle Tayyar Efendi. Hayatta paradan daha önemli şeyler vardır. Eğer olay müşteriyi memnun etmekse hallederiz ve bunun için gerekirse tek kuruş para almayız. Haydi süt mısır. Süt mısır. Haydi taze taze süt mısır. Süt mısır. Aferin süt oğlan. Kadir Bey 2 tane de bize ver. Sütlü olsun bizimkiler. Artık bize burada ekmek yok teyyar emmi. Aman be Muzo.
Bize mısır satacak başka mekan mı yok? Biz de gider başka yerde satarız be. Anca gidersin Tayyar Efendi. Hadi ikile de bir mısırcının ense tıraşı nasıl olurmuş bütün hali görsün.